Adasaranlı Kooperatifi 17.300 dekar araziye bakım hizmeti yapan bir kooperatif. E bunun yanında süt toplama işi. Süt toplama işimiz var. 13-14 ton, 15 tona kadar aylık. Yazın bizim çeltik ekildiğinde başlıyor işlerimiz. Hı, neler yapılıyor? Neler yapılıyor? Sulama işine bakıyor kooperatif. Kaç dönüm arazide hizmet veriyoruz? 17.300 dekar arazimiz var. Var. Bakım hizmetini veriyoruz. Bunun arsalar, tarlalar kendinizin değil kooperatif olarak. Yok, kişiler üzerine tarlalar. Evet. Biz sadece bakımını yapıyor kooperatif. Hizmetini veriyor. Hizmetini veriyor tabii. Değil mi? Kooperatifte çalışan eleman var mı? Çalışan elemanımız 40 kişi var. Ama mevsimlik mi? Mevsimlik. 4 ay, 5 ay çalışıyorlar. Başkanım, Adasarhanlı Kooperatifi Meriç'in en büyük kooperatifi diyoruz. Evet. En büyük olmasının sebebi nedir desek? Nedir desek? Arazisinin büyüklüğü en baş. Yani arazi büyüklüğüyle ölçülüyor değil mi? Tabii, kooperatif tabii, büyüklüğü de. Tabii, onunla ölçülüyor. İyi arazilerimizin iyi yerde, Meriç Nehri'nden suluyoruz. Proje olarak başkanım, kısaca bahsetseniz, önümüzdeki dönem neler yapacaksınız? Güneş enerjisi istiyoruz köye. Hı. Onu gerçekleştirebilirsek, evet. Hibeler, devlet hibe verirse. Sizin için çok önemli değil mi? Önemli. Elektrik iyi bir para tutuyor. Evet. Ondan kurtulmak istiyoruz. Bunun için de yetkililerden bir destek. Destek bekliyoruz da işte hibe artışları falan olacak diyorlar. Hibeler bu ara az. Köyümüz şu anda zaten gördüğünüz gibi en ince sokaklarına kadar taş, kepçesi, arabası, her şeyi olan bir köy. Şimdi muhtarlık derken iki ayrı bir kurum. Biri muhtarlık olarak direktmen halkın hizmetinde burada köy içerisinde, ama kooperatif arazi üzerinde işlem yapıyor, yürütme yapıyor. Şimdi bizim kooperatifimiz 17.300 dekar yer ekiyor. Bunun sulama ve bakımı, her şeyi buna ait. Onun da kepçeleri var, başkanı var. Bu bakım bedeli olarak köylülerden dekar başına olarak para alıyor, masraf parası alıyor. Ve verimli topraklarımızdan çeltik ekiliyor. Bizde burada çeltik geneldedir. Yani çok ender kuru mahsul olur burada. Verimli olduğu için köyün gelişmesi, köylerin gelişmesi gördüğünüz gibi çok iyi durumda. Yani inşallah böyle devam eder. Bütün sokakların taş döşemesine, araba alımına, kepçe alımına, işte meralarda 4.700 dekar meramız var, çalıların köklenmesine, temizlenmesine, bu gibi normal altyapı işlerinde, boru döşeme işlerinde, altyapısı da bitik bu arada, bunları devam ettiriyoruz. İhtiyaç olan her şeyi yapıyoruz. Bu halkın parasıyla olma bu. Devletten gelen değil, halkın parasıyla bu köyün bu gelişimi oldu. Şimdi bütün halı sahamız oldu. Kapalı düğün salonumuz var, yazlık düğün salonumuz var. Fakat bizim bir sorunumuz var şu anda, göç olayı. Gençler köyde yok, kalmıyor. Köy ufalıyor. Bunların hepsine baktığın zaman, kökenine baktığın zamanlar ekonomik gelirler. Köylünün de arazisi verimli olduğu için, bak gördüğünüz gibi evler de bizim burada, eski evimiz yoktur. Yani köyün geliri, muhtarlığın geliri, ayrıca kooperatifimizin de düzgün işleyişi köylüye gelir sağlıyor kooperatif. Gelir işi kooperatifin işinde. Onun için yani ekonomi, birinci sırada ekonomi ve ikinci sırada insanların çalışkan olması. Çalışkan. Evet, insanları çok çalışkandır. Bu önemli. Evet, sadece muhtar veya başkan değil, halk kendi de çok çalışkan ve tutumludurlar. Üzerinde çalıştığımız bizim elektrik belimizi büküyor. İyice pahalandı. Pahalı olduğu için bir güneş enerjisine ihtiyacımız var. Bunun için de iyi bir paralar gerekiyor. Devletten İBE adı altında projeler yaptırmaya uğraşıyoruz ama ne kadar olur ne kadar olmaz tam net bir şeylerimiz yok daha yani. Bizim farkımız bizim Meriç Nehri'nde olmamız bize göre. Ergene'den falan herhangi bir sulama ıvır zıvırımız yok bizim. Tamamı Meriç Nehri'nden sulanıyor. Arazilerimiz de verimli.